Selamlar hepinize. 2024 ara sezon değişiklikleriyle yeniden sizlerle birlikteyim. Aslında ara sezon değişiklikleri demek çok doğru olmaz belki ama 2023'ten 2024'e geçerken yeni sezonda neler değişecek aslında? Onlara bir ilk bakış kısmı bu. Ee, geçen sene de yapmıştık zaten bir benzerini. Her yıl e, benzer şekillerde rahit e, bir yani gelecek ne göreceksiniz, ne beklemelisiniz diye e, bu şekilde bir post yayınlıyor aslında. Oyun geliştirmeleri kısmında kendi web sitelerinde, oradan merak edenler kendileri de bakabilirler. Linkini de aşağıya bırakırım. Şimdi genel neler değişiyor kısmına, bayağı bir şey değişiyor aslında yine oyunda. Fakat bu yıl bir temayla geliyor ve bu benim hoşuma gitti. Yani şuraya da yazmışlar zaten. Yani buraya tabii 2024'te hiçlikle alakalı hiçbir etkinlik yapmayacağız demişler ama harita aslında hiçlikle. Hiçlik temasıyla değişiyor diyelim. Şimdi ilk değişikliğimiz e, vadinin alametinde. Birinci vadinin alameti kalktı oyunda. Artık birinci vadinin alameti yok. Yani dakika 14'te gelen ikinci vadinin alameti var. İlk vadinin alameti yok. Onun yerine e, bu üç tane bıcırık var. Bunlara ne demişler isim olarak bilmiyorum. Hiçlik kurçukları ve hiç, hiçlik keneleri demişler. Hiç güzel değil. Bıcırıklar daha iyi. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunlar dakika 5'te çıkıyor. 4 dakikada cooldown var. Yani iki kere kesebiliyorsunuz oyunda. Dakika 5'te çıktı. 5.5'te kestiniz. 9.5'te bir daha çıkıyorlar. Ama 3. kez kesemiyorsunuz. Şimdi ne işe yarıyor bunlar? şu gördüğünüz şu beyaz bıcırıklı küçükler, minikler. 3 tane bıcırıktan çıkan. sizin tamamen kulelere fazla vurmanızı sağlayan bir şey veriyor. Güçlendirme veriyor aslında size. Ne kadar kestiğinize de bağlı olarak alabiliyorsunuz yani. Burada da yazmışlar. 5 kurtçuk kestiğinizde 1, 6 kurtçuk kestiğinizde 2 hiçlik kenesi çıkaracaksınız diye. Ee, yani kaç tanesini keserseniz bu üçlülerin ona göre daha fazla kulelere fazladan vurma fırsatınız olacak. Yine aslında binaları yıkmaya yönelik bir değişiklik. Ama birinci alamet bunu getirmişler. Alamet ikinci halinde var. Dakika 14'te çıkan alamet var. Alamet duruyor bu arada. Onun da tipi değişti. Biraz daha bu dele geçirmiş durumda onu da. Onun da farklı bir kullanımı var artık. <laughs> alameti çıkardığınız zaman biliyorsunuz yüklenip kuleye kafa atıyordu. Şimdi içine binebiliyorsunuz alametin. Şampiyonlar olarak ve Sion ultisini sürer gibi sürebiliyorsunuz Vadinin alametini. Eğer siz sürerseniz yani kendi haline bırakmazsanız biraz daha fazla vuruyor kuleye kulelere. Aynı zamanda normal Valdir'in alameti bir şampiyona çarptığı zaman sağa sola savuruyordu ya. Aynı o özelliği de devam ediyor. Siz çarptıktan sonra da sizi içinden aş arkaya doğru atıyor. Tabi kuleye kafa atmak istediğiniz zaman kendinizi kulenin yakınına koyacağınızı hatırlatayım. Bunu da unutmayın. Güzel bir değişiklik. Bunu beğendim ben. Hiçlik kampları bu. Yani şöyle bir durum var. Bu kırmızı güçlendirme bu mavi güçlendirme ama sürekli böyle değiller. Dakika 20'de baron geliyor ya vadiye. Baron geldikten sonra onlar bu hale dönüşüyorlar. Baron geldikten sonra da şu oluyor. Kırmızı güçlendirmeyi veya mavi güçlendirme takım halinde alabiliyorsunuz. Bunun ne, takım halinde gerçekten takım halinde. Hani beşiniz birden takımınızdaki beş kişi birden mavi güçlendirmeye sahip olabiliyorsunuz. Ee, bunun biraz harita rotasyonlarının etkisi olacağını düşünüyorum. Çok olur mu bilmiyorum ama biraz olacağını düşünüyorum. Yampiri Yengeç. Yampiri Yengeç'te de bir buff'ımız var. Ee, o da yine dakika 20'den sonra Void tarafından ele geçiriliyor. Dakika 20'den sonra kestiğiniz Yampiri Yengeç'lerde bu tohumlar var ya basıyoruz görüş veriyor etrafına falan. Aynı onun gibi bir et etkisi var. Ee, gösterdiği total canlı da 1'e indiriyor. Ee, bu da tabi özellikle orta oyundan sonra ya hatta orta oyundaki görevler için de geçerli. 3. ejder civarı, baron civarında ee, çok önemli bir alan kontrolü haline geldi yan bir yengeç küçük bir takım savaş çıkarma ihtimali var Çünkü onu kestiğinizde aldığınız görüş çok büyük etrafın tamamen kontrolünüz aynı zamanda rakibin totemlerin nerede olduğunu da öğrenme fırsatınız oluyor ee, baron tipi değişti baronun çok çirkin olmuş Bence ee, ama amacına ulaşmış ya yani amacı zaten çirkin olması Anladığım kadarıyla baronun ee, O yüzden amacına ulaşmış aynı zamanda baron geldikten sonra Baron vadisi de değişiyor Duvarlar değişiyor. Üç çeşit duvarımız var. E, onları da göstereyim. Birincisi bu. Bunu hiç beğenmedim ben. E, şundan dolayı beğenmedim. Yanların açık olması okey. E, ama şu e, nehirdeki uzun duvar bana biraz çok uzun geldi. Yani baronun tam karşısındaki boşluk çok dar. buradan. Burada çok fazla sıkışma olacağını düşünüyorum. Bu biraz gameplayi kötü yönde etkileyecek bir şey. Zaten iki noktada sıkışma var. Sağda ve solda sıkışma var. Buradan da sıkışma olması açıkçası çok hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim. İkinci duvarımız biraz eskisine benziyor. Eski duvara benzeyen bir şekilde. Bu arada şunu da ekleyeyim. Söylemeden unutmayalım onu. Baronun saldırıları, atakları falan da değişti. Yani Baron başka şeyler yapıyor artık. Yazmışlar işte buraya mesela. Kadim Göz Baron eee Nerede o? Dur. <laughs> Baronun cinsleri var. Vadiler de ona göre değişiyor. Öyle söyleyeyim size daha doğrusu. Ee, avcı Baron, Hükümran Baron, Kadim Göz Baron. Bunların hangisi hangisi bilmiyorum. Şu galiba Kadim Göz. Kırmızı bir şey var çünkü. Pardon. şu şey olması lazım. Avcı olması lazım. Bu da hükümran olması lazım. Emin değilim tabii ki. Ama bunların yetenekleri de farklı. Onları da söyleyeyim size. Yani sadece alanları farklı değil, Baron'un atacağı yetenekler de farklı. Başlarda öğrenmek için biraz adaptasyon zamanı gerekir ama çabuk öğrenir bunlar. Bunlar sıkıntı değil. E, duvarları beğendim. Özellikle şunu çok beğendim. Şu orta duvara. Bu çünkü Kamil gibi, Pope gibi bazı şampiyonlara ekstra playmakerlık sağlıyor. Çok önemli bir artısı var bence bunun. Ben bunu çok beğendim. Bunun yeteneklerinin nasıl olacağını göreceğiz ama şu duvarı bir tık kısaltmaları gerektiğini düşünüyorum. Başka haritada da değişikliklerimiz var. Üst koridordaki değişikliğimiz çalı ortaya alındı. Biraz daha nehrin içine doğru şekilde Aynı zamanda buradaki kalın duvarın yapısı değiştirildi üst taraftaki. Bu da kırmızı taraf üst koridoruna baskın yapmayı biraz daha zor hale getirecek. Mavi taraf üst koridora zaten zor baskın yapılıyordu. Kırmızı tarafa da zor hale gelmesiyle beraber üst koridor baskınları Genel olarak çok 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 zor hale geldi. Hatta genel olarak haritanın tamamında baskınlar çok zor hale geldi bence. Onu da şimdi diğer çalı değişiklikleri beraber değerlendirelim. Ormanın çalılarının yapısı değişti. Ejder piti'nin önüne şu duvar geldi. Buradaki muz çalı, muz çalının pozisyonu değişti. Burada bir muz var artık. Aynı zamanda orta koridordaki çalılar da şurada göstereyim. Daha nehrin içine doğru itildi. Yani orta koridora baskın yapmak istiyorsanız baskın yapabileceğiniz yer aslında e, kule altı kaldı sadece. E, üst koridor için de benzer bir durum söz konusu. Orada da kule altı kaldı. E, bir tek alt koridor kalıyor baskın yapabileceğiniz. Orada da alt koridorun özellikle e, zaten mavi tarafa baskın yapmak için rotanız belliydi. Hani ya nehir ya da karşı üçlü çalı diye. Kırmızı takım için de aynı opsiyon oluştu. E, yine karşı üçlü çalı. Burada yeni eklenen bir duvar oldu bu üçlü çalı bu arada şurada gördüğünüz muz duvarın devamı. Şu anda en sağda gördüğünüz üçlü çalı. O az önceki alt koridordaki üçlü çalı. Yani şöyle düşünüyorum. Bütün bu değişikliklerle beraber baskın yapmanın... Şimdi baskın yapmak zaten bir risktir ormancı için. Çünkü baskınınız tutmazsa geri düşebilirsiniz. Fakat baskın yapabileceği çok fırsat sunuyordu oyun size. ve işte Ketchup Experience'ın oyunda olmasıyla geri yakalama tecrübe puanı falan derken baskınlara çok gidebiliyordu oyuncular. Şu anda çok değmeyecek. Çünkü baskın yapmak için zaten çok az pozisyonuz var. Hani bir tek alt koridordaki burası uygun öbürleri çünkü tower dayıp kule altıyla yani kule altı yapmakla baskın yapmak farklı şeyler. Ee, çok farklı şeyler hem de. Orta koridoru, üst skorları sadece kule altı opsiyonunuz var. O yüzden e, farmlamak biraz daha iyi bir senaryo gibi duruyor jungle'lar için. Aleve değişiklikleri ee, aslında <laughs> vadide değişik. Alev vadisi biliyorsunuz yakıyordu. Duvarlar falan kalkıyordu. Şimdi onun yerine e, etrafta böyle bardım micinlerine benzeyen şeyler toplayabiliyorsunuz. E, bunlar da size ekstra bir güçlenme sağlıyor. E adaptif hasar veriyor size yani. Büyücüyseniz bir hasar vuruyorsunuz. Büy yetenek gücü AD'seniz AD veriyor şeklinde. E bunları biriktirebiliyorsunuz. Üstünüzde tutabiliyorsunuz. Ölürseniz yere düşüyor yarısı. Yani mesela 10 yükünüz var. 5 tanesi yere düşüyor. Herhangi biri de alabiliyor bunu. Yani siz takımınızdan biri de alabiliyor. Düşmanlar da alabiliyor. Bakalım tabii bunların e, vereceği hasarın oldukça az olmasını bekliyorum. Yani <laughs> hatırlayanlar vardır. Kemtek vadisi ilk geldiğinde oyunun oynanışını tamamen değiştirmiş. O kadar etkili olmaması için bence temkinli davranacaklar bu sefer. O yüzden az hasar vermelerini bekliyorum yeni eşyanın teması diye bir oylama yapmışlardı. Yeni bir eşyamız var. Öncünün çantası. 2400 altın. 250 can veriyor. 40 zırh veriyor. %5 hareket hızı veriyor. Aynı zamanda da bu eliksirimiz var ya. Can veren eliksir. Arkanızda bir toz bulutu bırakıyordunuz. Onun içindeyken takım arkadaşlarınız daha hızlı hareket ediyor. Onun gibi bir etkisi var. Takım arkadaşlarınız da sizinle beraber daha hızlı da hareket edebiliyorlar. Yani siz engeci desteği oynuyorsanız, rakibin üzerine gitmek istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Özellikle onlar için kullanılır. Zaten örnekte de Leon'a inanmışlar. Şimdi gelelim eşya değişikliğine. bayağı bir eşya değişikliğimiz var. Ee, ama ilk olarak şeyle başlayalım. Ee, i̇htişamlı eşyalar kalkıyor. Oyunda artık ihtişamlı eşya olmayacak. Bu eşyaların bazıları e, komple kaldırıldı. Bazıları e, ihtişamlı özelliklerini kaybederek, ayarlanarak kaldı oyunda. Ama artık ihtişamlı pasifi diye bir şey yok. Yani ben ilah sindiranı aldığım zaman diğer bütün eşyalarımı %3 büyü nüfuzu ve e, zırh derme almayacağım artık. Böyle bir şey kalmadı. Onun yerine yeni bir sistem getirdiler eşyalara. Normal eski sistem. Aynı zamanda destek eşyalarına da bir ayarlama getirildi. E, bu destek eşyalarıyla başlayalım. İlk onu koymuşlar çünkü. Bütün desteklerin eşyası aynı. Başlıyorsunuz dünya atlasıyla. Bu eşya üzerinizdeyken para topluyorsunuz. Sonra rüm pusulasına dönüştürüyorsunuz. Sonra dünyaların ganimetine dönüştürüyorsunuz. En geliştirmiş halinde de 200 can, 75 mana, can ve mana yenilenmesi veriyor. 10 saniyede de 5 altın veriyor. Ondan sonra da bir buff seçiyorsunuz. Oynadığınız destek şampiyonuna göre. Burada da işte semami muhalefet, gündönümü, gündönümü kısa, kan şarkısı düş getiren ve e, Zalzak'ın taşkını diye farklı cinslerde, farklı şekillerde destek eşyaları var. Bunların biraz ayarsız olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, özellikle mesela şu kan şarkısı çok güçlü gözüktü bana. Bunların hepsinin detayına girmeyeceğim şimdilik. Çünkü çok değişmesi gerektiğini düşünüyorum buranın. Çok ayar gerektiğini düşünüyorum ama ya bir tanesini örnek olarak değerlendirmiş olalım. Kan şarkısı pasif büyük kılıç veriyor. Siz bir yetenek kullandıktan sonraki otomatik saldırınız. Pırıltı aslında. Pırıltı destek eşyası yani. Fakat bu hem ilave hasar hem de o rakip şampiyona eğer siz menzilsizseniz %12, menzilliyseniz %8. Damage taken veriyor. Yani saldırıya devam rununda var ya o. Hani siz adama vurduktan sonra, 3 tane vurduktan sonra adam bütün kaynaklardan daha fazla hasar yemeye başlıyor. E, veya denge örtüsünde vardı böyle bir şey. Onu koyuyorsunuz ve 6 saniye sürüyor. Fakat bekleme süresi yok. Yani bunu bütün şampiyonlara koyma şansınız var. Bu biraz yani her şampiyona sırayla koyabilme ihtimali Biraz rahatsız etti beni. Biraz ayar çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki yüzleri azalır. Belki kendi fiziksel hasarı azalır. Bilmiyorum ama bir buçuk saniye bekleme süresi. Yani bunu herkese uygulamanız çok kolay. Hele bir de Leona gibi bir şey oynuyorsanız mesela. Yani Q direkt atıyor bunu. Yani Q vuruyorsunuz direkt bu oluyor. Bunun üstünde. Pardon. Büyücü eşyaları. Bir şeyler kaldırıldı. Kaldırılanlarla çok ilgimiz yok artık. Kronometre gitti ama. Kronometreyi büyücü eşyalarının arasına koymuşlar bu arada. Sanki sadece büyücüler alıyormuş gibi. Alakası yok. E, komple kaldırıldı. Kronometreyi alamıyorsunuz artık. Yok. İlk yeni eşyamızla başlayalım. Kan zehirlenmesi. E, 3000 altın. Standart eşyaların istatistikleri biraz benziyor. E, bu arada hazır büyücü eşyalarına gelmişken de söyleyeyim. Genel olarak eşyalardaki yetenek hızında da biraz azalma var. Yani 2023 yılına kıyasla daha az yetenek hızı alacaksınız. Yaklaşık %30 oranında. %20 ile 30 oranında daha az yetenek hızınız olacak. Hesaplamışlardı işte 105 yetenek hızınız olan yerde 73 mü ne oluyormuş şu anda öyle bir şey. Yani hemen hemen böyle bir oranda. Standart bir AP eşyası dizilimi aslında. E, kayıp cilt, şeytani külliyat artı, artı parayla yapıyorsunuz. 80 yetenek gücü, 20 yetenek kazan, 600 mana. Bunlar zaten fix istatistikler büyücüler için. Ultinize yalnız 15 yetenek kazandırıyor. Ama sadece ultinize. Bu Önemli bir artı. Bazı şampiyonlar için çok değerli. Yani mesela Lux için. Bazı şampiyonlar ultilerine çok ihtiyaç duyuyorlar. ve Ultisizken etkinlikleri ciddi düşüyor. O tarz şampiyonlar için işte Lux örnek olarak verdim. Önemli bir artı. Aynı zamanda rakibe ultinizle vurduğunuz zaman rakibin altını yakıyorsunuz. Her saniye işte belli bir büyü hasar veriyorsunuz o alanın içine. 60 artı %6 yetenek gücü diye. Aynı zamanda adamın büyü direncini düşürüyorsunuz. Şimdi bu da ilginç. Ultinizden sonra vurmaya devam edebileceğiniz şampiyonlar için de lazım. Mesela Brand için çok iyi gözüktü eşya. Gözüme. <laughs> Brand'a bunu aldığınız zaman ultiniz sekiyor. Herkesin altı yanacak mı? Yakmanın alanı ne kadar olacak? Onu görmek lazım tabi. Eğer mesela Brand'ın W'su kadar büyük olursa gerçekten çok güçlü olur eşya. E, bunu görmek lazım. Ama bazı şampiyonlar için gerçekten çok değerli bir eşya alacağını düşünüyorum. Mesela LeBlanc bunu nasıl kullanacak? Hani ulti hızlanmasını anladım. Ultisiyle hangi yeteneği kullanırsa kullansın yakmayı verecek mi? W'yu attığınızda mesela birkaç kişiye vurduğunuzda ultili W attığınızda mesela birkaç kişiye vurduğunuzda nasıl alan vuracak? Onları görmek lazım. Ama güzel bir eşya olduğunu düşünüyorum. Ulti hızlanması önemli. Sahir'in emaneti. O da benzer bir eşya dizilimi. 90 yetenek gücü, 10 yetenek gücü fazlası var bunun. 6 patlar gibi mermi biriktiriyorsunuz. Aslında tam olarak 6 patlar zaten 6 mermi hakkınız var. 3 saniyede 1 merminiz yükleniyor. Boşlukta duruyorsanız. Yani hep de dolduruyor galiba bunu. Savaşın içinde de doldurduğunu varsayıyorum. Çünkü öyle bir şey yazmamışlar. Bir rakip şampiyona vurduğunuz zaman bütün mermileri atıyorsunuz adamın üstüne. Hazarda 40 artı %8 yetenek gücü. Ee, mesela 50 vuruyor totalde. Vuracak merminiz diyelim. Rakibiniz tekse 65 vuruyor mermi başına. Rakibinizin yanında bir dostu varsa 50 ona 50 öbürüne vuruyor. Yani alan etkili hasarınız çok yoksa bile bir alan etkili ekstra hasar kaynağı olarak kullanabileceğiniz bir eşya. En azından takım savaşları için. toplama hasarı çok yükseltecektir bu. Ee, belki vurabildiğiniz hedefi hızlı düşürmenize her zaman o kadar fayda sağlamayacak. Ki fayda sağlayacak bu arada onu da söyleyeyim yani. Hani bir eşyada aldığınızda bile %8 yetenek küçük. 110 AP, ab, 120 AP en olsa 50 vursa hani adama verici yasal. 6 tane mermi 300 ilave hasardan bahsediyoruz. Yani bir eşyadayken. Bunun ayarlanacağını düşünüyorum bu arada. Hani bu eşyaların hepsinin belli bir ayarlamayla geleceğini veya geldikten sonra hemen ayarlanacağını düşünüyorum. Yıldırım asası. Benzer bir istatistik kağıdı burası. Burada mana yok. Büyü nüfuzu var. Yetenek hızı yerine de hareket hızı var. İlginç bir eşya aslında. Ee, rakibi %35 canın altına ee, Pardon. Yanlış anlamışım. Yanlış söyledim. Ee, rakibin canının %35'ini vurabildiğiniz zaman Yani bu full hp'den %65'i e indirdiğiniz senaryoda da e, geçerli. Siz bir hareket hızı kazanıyorsunuz ve rakibin üzerine bir debuff koyuyorsunuz. Bu debuff 2 saniye sonra patlıyor adamın üstünde. Ve ekstra hasar veriyor. 100 ile 200 arası %50 yetenek gücü oranı. Şimdi %50 yetenek gücü oranı biraz fazla geldi bana. Açık söyleyeyim. Tabana hasarı bence okey. Yani 100-200 arası biraz elektrik ver runuyla benzer bir senaryoya sahip. Ama %50 biraz fazla. Aynı zamanda patlıyor ve altın veriyor size. Yani elektrik verle ilk vuruşun kırması gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Lanetli maske eskiden vardı hatırlayanlar vardır. Geri döndü. Küçük Leander'ı. Leander'ın küçüğü. Can yetenek gücü veriyor. Ve rakip savaşta kaldığı sürece ilave hasar kazanıyorsunuz. Makber çiçeği bir tık daha ucuz olan eşyalardan bir tanesi. Yetenek gücü, yetenek kısa ve büyü nüfuzu veriyor aslında. Yüzde büyü nüfuzu veriyor. Void Staff'ın yeni hali gibi düşünemezsiniz. Bu arada Void Staff yok. Ee, mu? Kaldırdılar mı Void Staff'ı? yok duruyormuş. Okey. Ekstra bir opsiyonumuz mu var? Okey. Yeni bir büyü nüfuzu opsiyonumuz diyelim. Hiçlik deneyinin yanı sıra. Bir rakip şampiyona sağ verdikten sonra 3 saniye için alt ederseniz konumdaki takım arkadaşlarınızı iyileştiren bir ve alan açıyormuşsunuz. 50 artı 50 yetenek gücü. Bayağı iyi aslında. Özellikle takım savaşında hele ki Burst şampiyon. Mesela Sindra oynuyorsanız. Mesela digz oynuyorsanız. Hani her şeyi atalım bir kişi düşsün kafasında bir şampiyonunuz varsa savaşın içinde snowballlamak için çok iyi bir silah. Yani Erdem ışığı eşyasının tanklar için ne kadar etki ettiğini gördük eşyasın eşyanın parası ucuzlatıldıktan sonra 2800 altın orada. Bu da 2850 altın bu da benzer bir etki yapabilir. İlk eşya alınmaz bence ama ikiden alınabilir. Vadi Yaran. Bazı ayarlamalar yapıldı ona da. 70 yetenek gücü 15 e, yetenek 300 can veriyor. mutlak sömürü kazanıyorsunuz yine. Savaşın içindeyken mutlak sömürünün adını değiştirdiler bu arada. sadece vadi yaranda var eşya olarak. onların olaylarını değiştirdiler. Mutlak sömürü yoldaş ve alan etkili hasarlarla veren sana tamam kadar iyileştirir diyor. verdiğiniz hasarın belli bir oranına kadar iyileştirir. Olayı da var tabii ki. Minyon ve canavarlara karşı %33 şeyi var. Ama biliyorsunuz önceden alan etkili hasarlarda falan belli azaltmaları vardı. İşte zaman etkili hasarlarda. Yani işte mesela Brand yakması, Mordekaiser, Pasifi gibi şeylerde belli azaltmaları vardı. Onların yerine bir ayar çekilmiş oldu. Aynı zamanda ilave canınızın %2'si kadar da yetenek gücü kazanıyorsunuz. Bu da uğursuz korumanın özelliğiydi. Liandry'nin eziyeti. Zaten az, adı değişip değişip duruyor. Leander is torment, Leander is anguish, ezdiyet, ıstırap diye de dönüp duruyoruz. Aynı ama bir şey yok Leander'e. Yani şu anki hali aynı. E, pardon eski ile aynı şu anki haliyle aynı değil. Yani niye yanlış söylüyorsun adam? Artık mana vermiyor. 2023'te Leander mana veriyordu biliyorsunuz. Artık mana vermiyor. Can ve yetenek gücü veriyor ve yakma veriyor. Aynı zamanda savaşta kaldığınızda daha çok hasar veriyorsunuz. Kimin eşyasıdır? Rumble'ın Morden'in eşyasıdır mana ihtiyacı olmayan büyücülerin eşyasıdır. Ufuk getiren 2.700 altın parası ucuz oldu artık. E, 90 yetenekçi 20 yetenek kızı veriyor. Başka da bir şey vermiyor. İstatistiksel olarak biraz sıkıntılı. Bu arada e, yetenek kızından bahsettim. Yetenek kızı bulmak daha zor olacağı için yetenek kızının altın değeri biraz arttı. Yani yeni sezonda eşyaların altın verimliliği değişecek. Onu söyleyeyim size. Onu tabii yeni hesaplamalar gelince yapacağız ama biraz arttı yatanak hızının para değeri. O yüzden başka istatistik vermez zaman abi leş gibi eşya demeyin. Öyle olmayacak muhtemelen sezon geldiğinde. Özellik aynı. Yine yani 700 menzilden uzaktaki falan filan vesaire. Aynı zamanda odak 1200 men bu rakibin 1200 menzil yakındaki diğer tüm şampiyonları da 2 gösteriyor. Yani uzaktan bir şey vurduğunuz zaman da görüşünü de alıyorsunuz Macera Maceracının pazu bende Kronometre kalkmıştı ya. Kronometrenin bir kullanımlık özelliği Pazuben'de eklendi. Pazuben 1600 altın oldu. 47'e gücü 35 zırh veriyor. Aynı zamanda da kronometre etkisi de bunda var. Ama 1600 altın alabiliyorsunuz artık. Gölge Alev. 3200 altın. 120 yetenek gücü veriyor, 12 büyü nüfusu veriyor. Pasifini değiştirdiler. Hani önceden adamın kalkanı varsa büyü nüfusu artıyor falan muhabbeti vardı ya. Onu kaldırdılar. %35'in altında canı varsa rakibin krit vuruyorsunuz birilerinizi. Ve krit yani şöyle oluyor. %25'in altı şey %35'in altında adamın canı 100 vuran yerine 120 vurmaya başlıyor. Krit vuruyorsunuz bildiğin. E, aynı zamanda zamanla verilen hasar ve yoldaş etkileri içinde %30'a çıkarmışlar. Yani 10-10 tikleyen bir zehrini 13-13 e tiklemeye başlıyor. 135'in altında. Bunu da beğendim. Bu tam e, şey buldu. Yani burst diyeceğim öldüreceğim. Ama ilk iki eşyadan almayı çok zor buluyorum. Çünkü ne mana veriyor ne can veriyor. Yani bazı büyücüler vardır. E, mana'ya yetenek hızına falan ihtiyaç duyarlar. Onu bulamadığı zaman laning oynamak çok zordur. E, ama smurf hesaplar için çok güzel eşya. Ama erkenden alınmaz. Yani üçüncü eşya falan bekliyorum alınırsa. Kozmik hızlandırıcı. Bu 3000 altın. 80 yetenek gücü. 250 can, 25 yetenek hızı %5 hareket hızı veriyor. Ee, aynı zamanda rakip şampiyonlara bir vermek vermekte. 2 saniyene ilave e, hareket hızı veriyor size. Eşyanın istatistikleri biraz fazla geldi bana. Yani yetenek hızının para verimliliğine de bakacağımız zaman Muhtemelen eşyanın altın verimliliği çok yüksek olacak. 2023'ün sonundaki hız kesen gibi falan olacak. Yani hesaplamadım henüz. Çünkü tam belli değil. Yani. böyle gelip gelmeyeceği belli değil. O yüzden gerek yok. Zaman kaydı. Geldikten sonra hesaplamak daha mantıklı. Ama şu anki halik yani kafamdan hesapladım. kadar muhtemelen eşyanın altın verimliği çok yüksek. O yüzden sıkıntı çıkarabilir. Nerf bekliyorum diyebilirim. Eğer öyleyse. Eğer öyle değilse her şeyi veren bir eşya. E, bayağı bir şampiyonun işine yarar. Yani çok öyle gözükmese de fizin falan bile işine yarar. %5 hareketi bayağı bir hareketsiz farkı yaratıyor çünkü oyunda. Kuvvet kitabı 400 altına düştü. Wow. 435'ten saçma sapan bir sayıdan. 400'e düştü. Asırlık sopa 2700 altın. Ee, öbür kısımlar aynı. Yetenek gücü bir tık düştü galiba. Galiba 60 veriyordu. Daha erken alın. Daha erken yüklemeye başlansın diye. En ucuz şeylerden bir tanesi bu arada. AP eşyalarından bir tanesi. Ama bayağı bir yeni alternatifimiz var. AP eşyalarındaki gidişatı ve yolu beğendim. Onu söyleyeyim. Suikastçı eşyaları. Draktar'ın gece kılıcı kaldırıldı çok şükür. Cinsi pençe kaldırıldı. Bunu da bir türlü ayarlayamamışlardı. O yüzden kaldırılması normal. Galvanize devir kılıcı. Hırpalayan geri döndü bu arada. Ondan da bahsedelim. Brutalizer. iki tane kılıçla yapılan çubuk tuttu aslında. Sopaydı aslında diyelim. Onu, kaldı, onu geri getirdiler oyuna. Hırpalayan o yani. Bunu düşünebilirsiniz. Saldırı gücü zırtleşme deşme yetenek Bu arada zırh de deşme anda bahsedeyim. Zırh arkadaşlar. Ee, ve biliyorsunuz zırtleşme deşme istatistiği sizin seviyenizle güçlenen bir istatistikti. Yani 18 zırh deşme yazıyorsa önceden siz 1 level'da 18 alamıyordunuz. 12 falan alabiliyordunuz. Ee, onu kaldırdılar. 18 yazıyorsa 18 alıyorsunuz. Adamın 100 zırhı varsa sizde bu varsa 82 zırhı varmış gibi hareket ediyor. Kafa karışıklığını gidermiş oldular aslında. Pasifi enerji dolu. Enerji dolu şey biliyorsunuz. fleet footwork. Ayağı çabuk e, rününden gelen. O hani yüklüyorsunuz. Ekstra vuruyorsunuz. O aslında. Hareket etmek ve saldırmak enerji dolu üretecek. Enerji dolu saldırılarınız 100 ilave fizik hasar verir. Ve rakipleri 0.75 saniye %90 yavaşlatır. Şimdi ha bu arada yavaşlatma etkisi sadece menzilliler yapabiliyor. Yani Vayne oynarken var yapamıyorsun. Menzilsizler yapabiliyor. Vayne ile Ezreal ile yapamıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir problem var. Ya yani bazı şampiyonlar çok atletikler. Talon mesela. Tamam. Her duvardan atladığınız bir dash olarak sayılıyor. Tamam. Ya bir kısmı içinde var. Mesela Rengar çalıdan zımp atladığınız zaman da bunlar dash olarak sayılıyor. Bazı şampiyonlar için çok kırık olabilir bu. Ee, ve zırt değişmesi yüksek. Yani zırt değişmenin tabii tam çalışacak olmasının da etkisi var. Ben o yüzden e, ya burada enerji dolu saldırılara ya dolmasına yani bir şeyine bir ayarlama bekliyorum. Bu eşyanın. En azından tahmin ediyorum diye. İtikatsiz Hidra. Hidralarımıza da bu arada eski özelliklerinden bir tanesi geri geldi. Ee, bu da yeni hidramız. Ee, saldırı gücü zırtleşme yetene kızı veriyor. Ee, aynı zamanda e, hem pasif hem aktifi var. Pasifi bu şu eski hidralarda da şu anki hidralarda da olan alan etkili hasar. Kliv hasarı. Yeni aktifi de yakındaki rakiplere toplam saldırı gücünüzün 165'ine kadar eşdeğer miktarda fiziksel hasar veriyorsunuz. Basıyorsunuz vuruyor yani. Bu hasar işte Can'ın %30 altındaki rakiplere artarak şey yapıyor. Yani %30'un altındaysa adam da daha fazla oluyor. Şimdi eşya çok pahalı. 3400 altın. Fakat özellikle solo queue için çok iyi bir eşya olduğunu düşünüyorum. Çünkü solo queue'da asasını oynayan arkadaşlar zaten çok fazla tek kalmaya çalışıyor. Yani solo queue'da Zed'iniz vardır. Takımınıza bir Zed mümkün olduğu kadar yan koridora gitmeye çalışır. Tek başına kalmak isteyen şampiyonlar için de Tiamat her zaman iyi bir eşyadır kuşlamak için özellikle. O yüzden parasına rağmen sol oku için iyi bir eşya olduğunu düşünüyorum. Pro Play'de çok göreceğimizi düşünmüyorum. Zaten sizin görmüyoruz Pro Play'de. Kibir 3000 altın. E, dişlik dişli kama ve Coldfield'dan yapılıyor. E, eski işte drakların yapılış biçimiyle aynı. Öyle düşünebilirsiniz. 60 saldırı gücü 18 zırh teşme 15 yetenek veriyor. E, bir rakip şampiyonu katlettiğinizde kendi heykelinizi kazanıyorsunuz. 3 saniye içinde hasar verdiğiniz bir şampiyon e, katledilirse de 60 saniyeliğine 10 artı 1 şeklinde e, saldırı gücü kazanıyorsunuz. Kaç heykeliniz varsa. Şimdi bu yani bir skor aldığınızda size aslında 350, altın, 350 üzeri altınlık bir e, bonus sağlıyor. E, ya heykel miktarının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Heykel çok etkili bir şey değil. Hani... Yani 10 kilo aldığınız zaman zaten bayağı bir eşyadan altınız vardır. Zaten zenginsinizdir. Buradan gelecek ekstra 10 AD'ye ihtiyacınız olmaz. Bunu söyleyeyim. Ama onların dışında eşyanın istatistiklerini güzel buldum. E biraz sizi savaşmaya da itiyor. Yani savaştayken daha etkili kalmanızı da sağlıyor. Bir tık parası bence düşmeli ama. Yani 2900 çok iyi olur. 2000, 2800 olursa OP olabilir. Sanki 2009 daha iyi gibi. Fırsat 2700 altın. 55 saldırı gücü 18 zırtleşme. %6 hareket hızı veriyor. 8 saniye boyunca şampiyonlarla çatışmaya girmediğinizde ilave zırtleşme kazanıyorsunuz. Biraz yoğunma etkisi gibi. Savaş dışında kazanıyorsunuz. Şampiyonlara hasar verdiğinizde 3 saniye sonra kayboluyor. Son 3 saniye için hasar verdiğiniz bir şampiyon katledilirse ise katledilirse ise seyse ise katledildiğinde bir buçuk saniyeliğine 150 hareket hızı kazanıyorsunuz. 150 hareket inanılmaz büyük bir hareket bu arada. Yani işte yüzde kaç oluyor ya çoğu şampiyon için? Yüzde 40 falan oluyor öyle çoğu şampiyon için. Yani 400'ü bulmak zor çünkü oyunda normal şampiyonlarla. Hani eşya falan almaz gerekli hareket veren. Normal halinizde 400'ü bulmak zor. 150 bayağı büyük. Bunu söyleyebilirim size. Parası iyi. Ama yetene kızı vermiyor. Şimdi diğerlerin hepsi yetene kızı veriyor, Onun yetene kızı vermiyor olması bir sıkıntı. Onu söyleyeyim. Ama parası iyi. Ve genelde ucuz eşyalar... Abi ucuz atar her zaman önemlidir. Bak ben yıllarca Dota oynadım. Dota'da da en sevdiğim eşyalardan bir tanesi Battle Fury diye bir eşya vardı. Bundan önce de söyledim galiba. Ve açıklama hep şuydu. Abi ucuz damage. Çünkü o... On, ondan 5 fazla hasar veren bir eşyadan 1500 altın falan ucuzdu. Ucuz damage her zaman çok kırıktır Bobalarda. League of Legends'da da böyle. Yani elinizde iki eşya var. İkisi de 50 AD versin. Bir tanesi 300 altın daha ucuz olsun öbüründen. Bitti. Bu tercih genelde odur. Ucuz olandır. Öbürü statistiklerinden bağımsız bile kalabilir yani çoğu zaman. Ucuz da bu çok önemlidir. Eşyasının paranın ucuz olması çok cazip kılacaktır eşyayı. Kuyruk diyor, küçük eşyalardan bir tanesi. 20 saldırı gücü 4 hareket veriyor. Hırpalayan az önce bahsetmiştim. 25 saldırı gücü. 8 zırtlaşma 10 yetenek hızı veriyor. Gene 1337 altına koymuşlar ama. Onu sevdim. Gene 1337 altına olmuş. Serilda'nın garezi. Şimdi. Biraz değişti. Normalde biliyorsunuz. suikastçılardan ziyade yani. Letalite eşyasından ziyade. AD falan da kullandı. Hatta Jason Ezra'nın falan da kullandı. Bir eşyaydı. Biraz arada kalan bir eşyaydı. Altını düştü. 3200'e düştü. 45 saldırı, 15 zırh 15 yetene kızı veriyor. Aynı zamanda zırh deşmenize göre zırh delme vermeye başlıyor. Böyle mi anlatmak lazım? Herhalde böyle anlatmak lazım. Yüzde... Pardon. 22 zırh deşme veriyor size. Eşya. Zırh delmenizin %12'si. Mi Nasıl anlatacağım müdür? Kafam karıştı şu an. Lateralite'nize göre zırt delme alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle anlatmak daha kolay. Zırt deşmeniz ne kadar çoksa o kadar zırt delme alıyorsunuz. Yani ben öyle anladım en azından. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden işte Jason zırt Jason alabilir belki de. Onu eşyalarından da alabiliyoruz Ezreal'a falan almak çok verimli olmayacaktı muhtemelen. Tam olarak direkt olarak yani bir suikastçının, adet suikastçının kullanacağı bir eşya haline geldiğini düşünebilirsiniz. Yavaşlatmasını da nerflediler bu arada. Sadece %50 canın altındaki rakipleri yavaşlatıyorsunuz. Bunun da bir nerf olduğunu söyleyebilirim. Yani genel olarak eşya eski halinden bir tık daha kötü durumda. Bence. Tank eşyaları gene orada da bir sürü kalkanlar var, gelenler var. Donu kışıltı. Herhalde Erdem Işın'ın yerine mi getirler? Yok şey yerine getirmişler. Sunfire gibi. Okey. Bamin'in Alevi'yle yapılan. 600 can. Çok yüksek. 600 can, 40 büyü direnci. %100 tam can yenilenmesi veriyor. Alev kusan pasifi var. Yani e, büyü direnci veren Sanfair gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Çok iyi bir ekleme rotasyonu. Lazımdı böyle bir şey. İhtiyaç vardı. Çünkü büyü direnci çok kötüydü şu anda. Yani 2023'ün sonlarında özellikle doğanın kudretinin de beraber beraber hani iki tane opsiyonumuz vardı. Örneğin ya Maw of Malmortius alıyorsunuz ki can vermiyor. Yani direkt tank değilseniz ancak alabiliyorsunuz. Direkt tanksanız alamıyorsunuz. Ee, öbür opsiyonunuz da Cehennem maskesiydi. Başka da alternatifiniz yoktu yani. Cehennem maskesi iyiydi ama başka alternatifiniz yoktu. Tabii başka alternatifiniz olmaması da bir problem. Yeni alternatif gelmesi lazımdı. Normal yapma etkiniz var. Bami, Sunfire her zaman yıllardır olan etkiniz. Evet. aynı zamanda totem veya yapılar ağacı bir rakibi katletmek, onun çevresindeki alana 30 artı %3,5 ilave canınız kadar büyü hasarı veriyor. Güzel eşya. Bir kere verdiği can çok yüksek. Çok iyi bir açılış eşyası. Eğer ki eşleşmeniz büyü hasarı veriyorsa direkt açılışta alabileceğiniz bir eşya. Çok beğendim. hatta şöyle söyleyeyim, tank ormancılar bile alabilir. Eğer ki rakipte mesela çift büyücü oynuyorlar diyelim. İşte Gwen Sindra oynuyorlar mesela. Öyle bir senaryoda çok rahat olabilirsiniz. Ee, sonsuz çaresizlik. O da 2800 altın. 400 can 55 sıra 17 nakası veriyor. Ee, çatışmadayken yakındaki rakip şampiyonları 7 saniyede bir e, hasar veriyorsunuz. Patlama gibi. bir hasar veriyorsunuz. E, vurdunuz sana yüzde %175'i kadarı da iyileştirme alıyorsunuz. Bu da çok iyi bir eşya bence. Savaşın içinde kalmayı özendiren eşya tiplerinden bir tanesi. Bu arada bu iki eşyayı aldığınız zaman bin canınız oluyor ilave. 55 zırh. 40 büyü direnci ve 5600 altına alıyorsunuz. Yani bütün herkesten önce bir kere iki eşya alıyorsunuz. Yani sadece bu ikisini aldığınızda bir de düşünebilirsiniz. Çok iyi bir eşya e, kombinasyonu. Bunu yani son su çaresiz bence donuk kışıltı kadar iyi bir ekleme değil. Ama çok iyi bir kombinasyon. Artı hani bunu yaptınız. Bu ikisini aldınız diyelim. Hem etrafınıza sürekli hasar verebiliyorsunuz. Hem de bir iyileştirme alıyorsunuz savaşın içerisinde. Hem tabancan yenilenmenizi artıyor hem savaş içi iyileşmesi. Yani çok iyi bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. yan yayın. Ölüm şarkısı 3000 altın, 350 can, 80 büyü direnci. Bu da yeni bir büyü eşyası. Opsiyonu. E, hayalet pelerini ve negatron pelerini. iki tane büyü direnci eşyasına yapıyor. Ortası da iyi. Özellikle hayalet pelerinin o küçük 1200'lük olan. E, ve bir kalkan veriyor. Asıl kırık olan nokta bu pasif büyü boğan şampiyonlardan 15 saniye boyunca hasar almazsanız azami canınızın %18'ine kadar eş değer miktarda büyü kalkanı kazanırsınız. Galyon'a olan kalkan gibi düşünebilirsiniz. Azami canınızın olması çok önemli. Çünkü bir tank için 3000 eşya şey 3000 can hiçbir şey. 3000 can. Değil mi? Çok kolay tank için. 540 kalkan kazanıyorsunuz ha. 540 3000 canda. 3000 can hiçbir şey bu arada tanıklar için. 5000'e falan gidebildiğiniz oluyor. Yani full item'da 5000'e falan gidiyorsunuz. Aynı zamanda 80 büyü direnci veriyor. Yani kalkanı bir de kıracaklar. Hani o kalkanda bir de büyü, büyü direnciniz var. Bunu unutmayın. Tabii şeyi çok unutuyoruz biz League of Legends'ta. Kalkanlar, kalkanı kullanan şampiyonun rezistlerini de kullanıyorlar aynı zamanda. Yani benim sıfır direncim olan bir senelerde o kalkan belki çok çabuk kurulacak. Ama ben bir de 80 ilave büyü direnci de alıyorum bundan. Çok iyi eşya bu da. Parası bir tık pahalı. Açılış ayetimi olması biraz riskli. Yani ilk başta almanız biraz riskli. Ama ya mesela şunu da yapabilirsiniz. Hani ben e, karşıda çok büyük hasarı var. Ben de onu kışıldığı es geçiyorum diye buraya gidiyorum diyebilirsiniz. Ölmüş gidiyorum diyebilirsiniz. Bu da bir yoksundur. Şahbaz Cakşo. Yine bir ayarlar çekildi Cakşo'ya e can miktarı azaltıldı. Yani ciddi anlamda. Artık daha çok zırh ve büyü direnci veriyor bu arada. 50 50 veriyor. Yine yük kazanıyorsunuz. E, ve dirençleriniz her yük başına %5 artıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Eee aldığınızda muhtemelen şampiyonunuzun zırhı 150, büyü direnci 100 olur. İlk eşya aldığınız senaryoda. 3200 altın biraz pahalı. O yüzden açılış eşyası olması da beklemiyorum. E, fakat %25 artması bayağı bir bonus. Yani 187-188 arasına geliyor zırhınız. 125'e geliyor büyü ve ya 3. eşya aldığınızda özellikle işte mesela diyelim şu komboyu yaptınız tamam mı? Donu kısıltı sonsuz çaresizlik kombosunu yaptınız. Üstüne Jack şöyle gittiğiniz zaman mesela çok aşırı yüksek oluyor defansif istatistikleriniz. Gerçekten kesilmesi çok zor olabilir. Benim en beğendiğim kısım bu arada patch'de AP eşyalarından sonra tank eşyaları. Bunu da söyleyeyim. Öl adamın zırhı 3100 altın, 300 can, 45 zırh %5 hareket hızı veriyor. Aynı zamanda yine bu eskisi, sık hani kırmızı yük biriktiriyordunuz ya siz biraz hız kazanıyorsunuz. Yürürken aynı zamanda bir sonraki saldırınız adama vuruyor ve fiziksel hasar veriyor. Şimdi onun yavaşlatması kaldırmışlar. O hani vurdunuz o çok kısa süre bir yavaşlatıyordu onu kaldırmışlar. Fakat sizin bütün yavaşlatma etkilerinizin miktarını arttırıyor. Yani mesela Gragas oynuyorsunuz, fıçı yuvarladınız, tamam mı? O daha fazla yavaşlatıyor. O yüzden çok fazla hareket hızı azaltma özelliği olan bir şampiyon mesela Mundo için olabilir bu. Satırla sürekli yavaşlatabiliyorsunuz adam yürüyemiyor. Olabilir. Doğanın kudrete 2800 altın, 400 can, 5 50 büyü direnci, %5 hareket hızı. Ee, yine yük biriktirmeli bir mantık. 8 yük biriktirebiliyorsunuz rakiplere CC atarsanız iki yük adamlarla savaşta kaldığınız süreyle e, bir yük şeklinde. Adamlar ya yani size büyü hasarı vururlarsa 8 yük yaparsanız eğer e, 60 büyü direnci kazanıyorsunuz. Hareket hızınız da %10 artıyor. E, yani 8 yüke çıktığınız anda 110 büyü direnci demek bu. E, bu da çok iyi bir upgrade olmuş eşya için. Eşya çok ucuz bu arada. Şimdi 2800 altın ucuz. Yani genel olarak tankların olayı aslında biraz daha ucuzlamış olması eşyalarının. E, muhtemelen bu da. Yani doğanın kudreti e, sonsuz çaresizlik ve donuk kışıldığı muhtemelen e, para verimliliği olarak bayağı yüksek çıkacaklar. Nerf de gelebilir öyle söyleyeyim size. Efsuncu eşyaları küçük A eşyamız 250 altına ışık partikülü 5 yetene hızı veriyor. E, yetene hızının para değeri budur bu arada artık. Yani 5 yetene kızının para değeri 250 altındır. Mesela eşya verimli hesaplamak açısından bakacak olursanız şöyle hesaplanır. Şafağınızı önümüze örnek olmuş olsun diye söyleyeyim. E, 40 yetenek gücü diyor, değil mi? En küçük yetenek gücü eşyası 20 yetenek gücülü kitap, değil mi? 400 altın, 800 altın buranın değeri. 20 yetenek kızı 1000 altın da buranın değeri, 1800 altın. Bu eşyanın şeyi mana yenilenmesinin tam hesabını bilmiyorum ama ekleyelim. Hadi yani 200 altın olsun o da. Bilmiyorum belki daha fazladır. Eşyanın değeri aslında 2000 altın oluyor. Eşya verimini nasıl hesaplanır da anlatmış olayım. Eşyanın değeri 2000 altın olmuş oluyor. Yani siz bu eşyanın pasif ve unik özelliklerine 700 altın vermiş oluyorsunuz. Eşyaları alırken, değerlendirirken bakacağınız noktalardan bir tanesi bu olsun. Şimdi bazı eşyalar vardır... Öyle pasifleri vardır ki o pasif için alırsınız. Çok güçlüdür o pasif. Ama istatistikleri kötüdür. Bazı eşyalar vardır. İstatistikleri çok yüksektir. Pasifinden çok verim alamazsınız. Mesela 2023'ün sonunda hız kesen bu durumdaydı. Ki bununla alakalı bir video da çektim ben. Bir Poppy videosu çektim. İzlemeyenler varsa izleyin. Çok güzel videoydu bu arada. Ben çok keyif aldım çekerken. Eşya verimliliği o kadar yüksekti ki hız kesenin. Her şeyden daha iyi oluyordu şampiyona. Normalde belki pop'i hız kesen almayı çok düşüneceğiniz bir şampiyon değil ama eşya o kadar iyi durumdaydı ki alıyorduk. Ve benim için çok iyi sonuçlar doğurmuştu mesela. O yüzden eşyalara bakarken bunu değerlendirin. Bunu göz önünde bulundurun. Bunu ignorlayarak almayın hiçbir zaman eşyaları. Neyse öbür kısmına da geleyim eşyanın Şafağın özünün. Ee, %3 iyileştirme ve kalkan gücü. Her 100 taban yenilenmesi başında 5 yetenek gücü kazanıyorsunuz. Ee, sihirdar büyüsü hızına da yani işte Exhaust, Ignite, Flash, Teleport, Ghost onlara da 18 sihirler büyüsü hızı veriyor. bayağı iyi bir hızlandırma aslında bu. Özellikle ya, yani Exhaust yani bitkinlik muhtemelen destekler için bir destek eşyası çünkü. Çok önemli olur. Ama Türkler çok önemli olmaz gibi ya. Yani. Bilmiyorum çok beğenmedim şafağınızı. Biraz destekçi pahalı bir eşya önce. 2706 destekçi pahalı bu arada. Yani tank eşyası 2806. Helya'nın yankıları. 2200 altın. Şimdi bunu da hesaplayalım mesela. Gelin. Yetenek, madem altın verimli hesap. 200 can. 40 yetenek gücü. 20 yetenek hızı. 20 yetenek hızı zaten 1000 gold'tu. Değil mi? 40 yetenek gücü de 800 gold. Zaten 1800 gold sadece bunlara verdim. 200 can ve mana yenilenmesi var. Yakut kristal. Pardon. Yakut kristal 150 can veriyor. 400 altın. Bu 200 veriyor. E ben zaten pasifi bedavaya getirdim şu an. Hatta pasifin üstüne para alıyorum. 150 cana ben çünkü 400 altın veriyorum. 200 can veriyor bu. Mana yenilenmesi 50 can ve pasifler bedavaya geldi. Bana. muhtemelen daha iyi olacaktır. Ne veriyormuş pasif olarak da? Bir şampiyona sağ vermek en fazla 3 olacak şekilde type parçacığı kazandırıyor. Ee, bir takım arkadaşını iyileştirmek veya ona kalkan sarmak, tüm pa parçacıkları tüketerek 20 can yeniliyor. Yani 3 şeyiniz varsa 60 can yeniliyorsunuz. Ee, aynı zamanda da 55 büyü hasarı veriyorsunuz. Etrafta, Yani en yakındaki şampiyonu. Parçacık başına 55 bu arada. Çok iyi eşya, OP. Ben sizin diyorum, OP eşya direkt. Niye OP dedim? Çünkü güzel, faydalı bir pasifi var. Eşyanın altın verimliliği çok yüksek. OP. Nörfler 2400'e falan çıkar bunun altı. Nasıl söyleyeyim? Akan su asası. 2300'de bu arada eşyaların yani bitmiş eşyaların verimliliğinin %110 civarı olması lazım. Altın verimliliğinin. Sonuçta biz hani biriktirdiniz. Birleştirince biraz daha güçlü olması lazım. Ha. Özel pasifleri olan, çok iyi pasifleri olan bazı eşyalar vardır. Onlar belki %95 civarında falan kalabilirler. %95, %100 civarında. Ama %110 iyidir. Yani %110 yüz üstüne çıkıyorsa genelde işte, yani ya videosundan hatırlayanlar vardır. Hız kesen ya, utanmasa yüzde falan iyi olacak. Yüzde üzerinde bir avantajı vardı onun mesela. Akan su sahası. 2300 altın. 40 yetenek gücü, 15 yetenek kızı mana yenilenmesi, e, iyileştirme kalkan gücü. Takım arkadaşlarına kalkan veya iyileştirme sağlamak. E, onlara 40 yetenek gücü ve uzun hareket hızı kazandırıyor. E, özellikle Enchanterlar, yani takımınızda büyücü varken enchanter oynamak e, istediğiniz zaman çok iyi bir eşya. Dönüşçü eşyaları. Bir şeyler kalktı yine burada da. Yarık gökyüzü 3100 altın. 55 saldırı gücü 15 yetene kısa 300 can veriyor. Passive light shield saldırısı. Bir şampiyon olarak ilk hasarı. Ya adama vurduğunuz ilk şey. Ne olursa olsun. Sanırım yetenekler çalışmıyor bu arada. Galiba otomatik saldırılar için geçerli bu. Bir buçuk katı hasar verecek şekilde kritik vuruyor. Ee, ve size biraz iyileştirme sağlıyor. Yani %110 taban saldırı gücü ve eksik canınızın %8'i kadar can yenilemesi sağlıyor. Biraz şey hissiyatı verdi aşağı bende. Ya savaşa girelim herkese bir tır vuralım. Hissiyatı verdi. Bu tuhaf bir eşya tasarımı. Anlamadım yani. Amacı ne bu eşyanın anlamadım onu söyleyeyim bir şampiyona mesela ne kadar bekleme süresi var onu da bilmiyoruz hani ilk saldırı bir kere vurduk base'e mi gitmemiz gerekiyor ondan sonra onu da bilmiyoruz bunu öğrensek iyi olurdu tiamat aktif kısmı var gene şeyi kaldırdılar zaten biliyorsunuz iron spike whip demir Baş kırbacı kalktı onun yerine yine tiamata yüklediler e, alan etkiler sarışlarını o yüzden tiamatta da o aktif var duruyor basıyorsunuz 160 yani fiziksel hasar veriyorsunuz. Özellikler aynı. Yine 20 saldırı gücü. Vahşi Hydra 70 saldırı gücü, 20 yetenek hızı. 110 can çalma. Ee, yine e, alan etkili hasar bulmaya devam ediyorsunuz. Pasif olarak aynı zamanda da bir aktif kısmı var. Basıyorsunuz e, etrafınıza, yakındaki rakiplere alan etkili %80'de e, toplam saldırı gücünüzün %80'de e, eşit miktarda hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda can çalma da veriyor bu. Yani bu aktif kısmı da Gordon'ın gibi gibi, Kanisha'nınki gibi bir can çalma da veriyor. de bunlar geri geldi bu arada. Eskiden vardı bu özellikle. Haşmetli Hidra'da da benzer bir geri dönüş var. 51 saldırı gücü, 550 can. Ee, bir sonraki saldırıda daha geniş bir alana daha fazla fiziksel hasar veriyor. Hatırlayanlar vardı. Bu acayip bir burst silahıydı şeyleri çok görmüşsünüzdür. Özellikle eski mundolar falan çok yapardı. Şenler, mundolar. Hani ikinci, üçüncü eşyada bunu alıp hem koridor ritmen hem de acayip bir burst atarlardı. Ben o şenleri oynamıştım. Hatırlıyorum. İlk eşya şen orman oynuyordunuz. İlk eşme eşya eşyada bu haşmetli hidrayı alıyordunuz. Adama kayıyorsunuz. Bıçak geliyor ya. Üç tane o hızlı saldırınız var ya. Bıçak Tiamat haşmetli resetli bıçak öldürüyordunuz Eylikeri'yi falan. Öyle, bir burst'u vardı. Canım. Sadece eli kere el kesebiliyordunuz ama olsun. Eli kere el zaten kes büyük. Nitro Hex Kalkan. 3000 altın. 55 saldırı gücü. %20 saldırı hızı. 30 can. 30 ulti hızı kazanıyorsunuz. Ee, ultinizi kullandıktan sonra 7 saniye %35 hareket hızı. %15 hareket hızı kazanıyorsunuz. Bazı şampiyonlar için kırık. Kırık yani. Kimler için kırık? Mesela Doktor için kırık olur. Trinamir için kırık olabilir. Olaf için kırık olabilir ilginç bir şekilde mesela nar için kırık olabilir. Yani bazı şampiyonlar için gerçekten bozuk olacağını düşünüyorum işte. Çünkü %15 hareket hızı çok büyük bir hareket Ve bu şampiyonların genelde rakibe yaklaşmak isteyen şeyler. Ve aynı zamanda ya yani şimdi şöyle düşünün eşyayı. Ultinizi kullandıklarınızı 7 saniye. Şimdi 7 saniye boyunca ki bu ultiler hani genelde bazı şampiyonlar için şampiyon tanımlayan ultilerdir. 7 saniye boyunca 55 saldırı gücü, 55 şey, e, saldırı hızı, 300 canınız ve 115 hareket hızınız var. Aynı zamanda ulti çok daha az oldu. 30 hareket, ulti hızı çok yüksek. Bir şeylerine nerf bekliyorum eşyanın. Özellikle solo kilo biraz acı çektirir insanlara. Bu arada bu eşyaya aklınıza gelen varsa, bari başka şey ben şimdi hani o laf nokta önledim ama ya bir sürü şampiyon. Mesela Vayne için neden iyi olmasın ki? Süper bir eşya bence Vayne için. Bir sürü şampiyon için iyi olabileceğini düşünüyorum. E, varsa aklınıza gelen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Tünelci yeni küçük eşyalarımızdan biri. 15 saldırı gücü 250 can. Arkanın yerine gelmiş gibi duruyor. Arkan kalkmadı gerçi ama e, onun alternatifi gibi düşünebilirsiniz tünelciyi. Omurga kiran 3000 altın. E, 65 saldırı gücü 350 can. 5 hareket hızı veriyor yüzde 5. E, bunu biraz ayarladılar değiştirdiler. E, Yakındaki kuşatma minyonlarına, veya süper minyonlara e, zırh ve büyü direnci veriyorsunuz. E, sizin, ya yani bu etrafınızda şey yokken, etrafınızda dostunuz yokken aldığınız defans vardı ya, onu kaldırdılar. O zaten bozuk yapan şey oydu. Başka bir pasif getirdiler. 5 yükünüz var. Kaptan yükü, e, maksimum yükteyken bir şampiyona veya destansı canavara saldırmak, tüm yükleri tüketerek taban saldırı gücünü %150'sine eşit emeklerde fiziksel hasar veriyor binalara vurursanız daha fazla vuruyorsunuz. 1400 oluyor. Hız kesen 3000 altına indirmişler bak ayarlamışlar. Gördüler da bizim diyor. 50 saldırı gücü, 20 saldırı hızı, 400 can. Şu anki hali nasıldı? 375 can, 20 saldırı hızı, 60 saldırı gücü müydü? Bir de yetenek hızı da vardı galiba şu anki halinde. Neyse durduran saldırı şu anki aktif bile benzer şekilde ama bir de ekstra özellik getirmişler. Etrafınızdakileri %25 yavaşlatma uyguluyorsunuz. ve aynı zamanda kendinize de hareket kazanıyorsunuz. Ya yani basıyorsunuz onları yavaşlatıyorsunuz. Siz de hızlanıyorsunuz ama 2 saniye. Yani çok uzun değil ama genelde etkili 2 saniye. Azalarak gidiyor veya artarak gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz ama iyi. Aynı zamanda bir şampiyona vurduğunuzda 20 ilave hareket hareketsizliği kazanıyorsunuz. 2 saniyede. Yani bir de hani her vurduğunuzda da kazanıyorsunuz. O bonusu. Aklın sonu. 2900 altın. %50 saldırıda 50 büyüdürenci. direnci %20 sıvışma veriyor. Bu özel olmuş. E, saldırılar isabet halinde 15 büyü hasarı verir diyor. E, bu biliyorsunuz seviyenizde falan artıyordu. Onu kaldırmışlar galiba. Ama %20 sıvışma ilginç. Genelde çok tercih edilmez ya yani. yani çünkü eşyayı kullananlar genelde on hit odaklı giden AD kerelerde. Hani yüzde yirmi sıvışma İrelia'nın falan işine yarar ama kullanım alanı daraldı bence. Shoji'nin mızrağı 3100 altın. Ee, galiba istatistikleri aynı şu anda. Aynı diye tahmin ediyorum. Multi dışı yeteneklerimiz 15 yetenek kızı kazanır. Ee, yetenek isabet etmek yük kazandırır. Yetenekleriniz yük başına %3 daha fazla hasar verir. Eşya daha mı iyi olmuş ya? Eğer istatistikler aynıysa eşya daha iyi olmuş. Şakasız. Zaten iyi durumdaydı ya. Eğer istatistikler aynıysa ki değiştiremediklerine göre aynıdır. Bence eşya daha iyi olmuş. Ama ilginç. Ağır kan. 1100 altın. Birine vurmak 20 hareketi sağlıyor. Herhalde bunun da istatistikleri aynı. Çelik mühür 1200 altın. 15 saldırı gücü 30 zırh veriyor. Değişik bir eşya. Böyle bir şey lazımdı galiba oyuna. Gelelim nişancı eşyalarına. Ee, yine en zavallı rolüne gelelim. Bence bütün eşyaları da nerflenmiş bu arada. Nişancılar. Onu da söyleyeyim. Son durak 3200 altın. Ee, 40 saldırı gücü %30 saldırı hızı. Saldırına isabet halinde 30 büyü hasarı veriyor. Bitsen'in pasifi gibi düşünebilirsiniz. Onun biraz daha fazlası. Her saldırıda aydınlık ve karanlık isabet etkileri arasında geçiş yaparsınız. Aydınlık saldırılar 3 ve 3 ile 5 arası zırh ve büyü direnci veriyor. Karanlık saldırılar 5 saniyeline %6 zırh derme ve büyü nüfusu veriyor. Şöyle söyleyeyim size. Eşyayı bunu solo yine kullanır. Yani işte Tristan oynuyorsunuz koridorda. Vayne oynuyorsunuz. Kullanır. Jax falan da çok iyi kullanır. Ama standart edikiler çok iyi kullanamayabilir bunu. Ve ilginç bir durum yani. Standart bir edikerin kullanamayacağı bir edikeri eşyası olması. ilginç. İlginç. Bu arada pahalı. Yani alt koridorda oynayan bir edikeri. falan çok sever muhtemelen bu tarz eşyaları. Yani defans mefans da arıyor. İyi abi zor oynuyoruz falan da. Şeyler için sıkıntı yani. Jinx için mesela iyi değil bence. O tarz bir için. Koruyucu melek. 3000 altın. 55 saldırı gücü. 45 zırh. E, pasifte de gene kalıyoruz Yalnız kronometre yok. O yüzden direkt olarak bir nerf olduğunu söyleyebilirim eşya için. Kronometre ama çok işin evi çünkü ilkelerin. Yok artık kronometre. Oyunda yok yani. Hayalet dansçı. Toplam bedel 2800 altın. E, saldırı gücü 20 veriyor. Saldırı hızı %30 veriyor. Kritik vuruş ihtimali. %20 hareket hızı %10. Şimdi sabit aldığınız hareket hızınız daha yüksek. Savaşta aldığınız hareket hızı miktarınız daha düşük. Eskisi şey saldırı hızı miktarınız. Eee Bulunca biliyorsunuz ekstra saldırınızı alıyordunuz. Gerçi aynı mı oluyor ya? %65'e kadar çıkıyor saldırınızınız. Gerçi orada şey de alıyordunuz. Ghosting özelliği falan da alıyordunuz değil mi? şeylerin içinden geçebiliyordunuz. Ünitelerin içinden geçebiliyordunuz. Ama sabit hareket yüksek olması iyi bir şeydir elikeri için. Bir şeyleri daha rahat dojlamanızı sağlar. Ama genel olarak çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu değişikliği. Evet bitti. Sezon öncesi değişikliklerimiz bayağı bitti bayağı bir şey değişiyor yine. Güzel kısımları var videonun. Ve merak ettiğiniz kısımları aşağıdaki timestamplardan geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Sonunda bir özet geçmeyeceğim. Bazı eşyaların ayarlanacağını düşünüyorum. Doğal olarak. Bazılarının işte bufflanacağı, bazılarının nörfleneceği şeyler. Yani bu kaçınılmaz bir senaryo. arıyor bir şeyler değişir. Böyle kalmaz. Ama gidişatı doğru buldum. Öyle söyleyeyim. Gittiğimiz yön bence doğru bir yön. o yüzden Başarılı olacağını düşünüyorum bu yeni sezonun. 2024 sezonu diyelim. Öbür gün sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.